Benim görünüyor. Çok ince değil ama sırf yumurtayla yapmış olduğum için şahane bir hamurumuz kurudu. Şimdi bunu şöyle ikiye kıvırıyorum. Daha sonra tekrar kıvırıyorum. Şu şekilde. Bakın dokusu bu hamurumuzun. İçinde hiç su yok. Sadece yumurtayla. Makarna hamuru biraz açmasında güçlük çekebilirsiniz. Fakat gerçek hamur bu. Su girmez içerisine. Şu güzelliğe bir bakın. Şimdi ben bu kestiğim hamurun bu kısmını birleştiriyorum bu şekilde. Birleştirdikten sonra arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde erişte yapımını anlatıyorum. Fakat bu annemin eriştesi gibi küçük kısa olmayacak. Uzun çubuklar, şeritler halinde olacak. Yapım aşaması. 3 adet yumurtamız var. Bir tane içine kırdım size göstermek için. İkinci yumurtamız. Üçüncü yumurtamız. Yumurtaları iyice çırpıyoruz. İçerisine eriştenin hiç su koymuyorum. Sadece yumurta. Sarısıyla beyazı birbirine iyice karıştı. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz. İçine başka bakın malzeme yok. Yumurta, tuz ve un girecek. Unumuzu mutlaka eleyelim. Şu şekilde. Elemiş olduğumuz undan bir su bardağı koydum. Karıştırıyorum. İkinci su bardağı unu ilave ediyorum. Makarna hamurları, erişte hamurları sert olur. Börek açma gibi yumuşak olmaz. Şimdi ikinci bardağımı koyuyorum. Karıştırıyorum. Bundan sonraki aşamasını elimle yapacağım. İlk karıştırmaya yumurta elime iyice bulaşmamış oluyor. Güzel oluyor. Bundan sonraki aşamam elimle. Şu anda 3 yumurtaya 2 bardak un girdi. Artık cam kaseden aldım. Bakın bu makarna veya su böreğinin hamuruna su girmez. Sadece yumurtayla olur. Tam 5 dakika yoğurduğum hamurum sertlik derecesi şu. Bakın tekrar aynı şeklini alıyor artık. Görüyor musunuz? Mutlaka bunun tek özelliği arkadaşlar lütfen 5 dakikada yoğurun. Şu şekilde bakın. Nasıl açılıyor? Görüp şöyle çekiyorsunuz. Bakın. Bu su böreği hamuruyla aynı işlem. Daha sonra su böreği açmasını da size göstereceğim. Şu şekilde bakın balon gibi açılacak. Şu şekilde bir buzdolabı poşetin içinde şu şekilde buzdolabında şimdi tam 1 saat bekleyecek. Vaktiniz varsa bir gece de beklese şahane oluyor. Hamurumuz 1 saat dolapta dinlendi. Şu şekilde biraz altına şöyle un serpiyoruz hafif yapışmaması için. Bakın nasıl taş gibi hamurumuz. Sert bir hamur. Makarna hamuru, erişte hamuru sert olur. Çok hafif şöyle un serpiyoruz. Şimdi bu hamuru ikiye bölüyorum ben. İki kere de açacağım. Diğeri bakın şu şeyini göstereyim hamurun. Dokusu bu hamurumun. Ne kadar güzel olmuş, dinlenmiş. Hava çok sıcak olduğu için kurumasın. Hemen poşete koyuyorum. Bunu dolaba koyuyorum. Bunu şu açık olan yerinden kapatarak yoğurup şu şekilde açmaya başlayacağım. Şu şekilde hamurum hazır. Önce merdane ile açacağım. Sonra oklavayla. Zaten makarna hamuru ince açılmaz. Börek gibi değil.
Bunu evde yapmanızı öneriyorum çünkü çok sağlıklı. Saf yumurta ile olduğu için protein deposu çocuklarınız için. Annem bize çocukken bizim yufkacı hanımlar vardı. Gelirlerdi evde. Yıllık makarnamız yapılırdı. Şöyle yapıyoruz. Kenarlarında uca doğru bakın. Şu şekilde. Kenarlarında uca doğru. Büyütüyoruz. Her seferinde 1-2 santim büyüyor. Oklavayı çevirdiğinizde. Bakın böyle yaparken nasıl bollanıyor. Görüyor musun? Büyüyor hamur. Bu taraftan şimdi sardım. Her defasında bir yana geçiyoruz. Diğer yana. Bu şekilde bütün kenarları eşit derecede incelmiş oluyor. Bu şekilde. Her seferinde. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hamurumuzun inceliğini ben size şöyle göstereyim. Bakın. İncelik bu. Börek hamuru kadar ince olmayacak. Makarna hamuru. İnceliği bu. Şimdi bunu ben şu şekilde şöyle biraz ileri şöyle kenarı alıyorum. Burada şöyle hatta bir tekrar şeyini göstereyim. Şu şekilde kurumaya bekleyecek burada. Burada kururken ben ikinci hamurumu açacağım. Bakın dokusu bu hamurumuzun. İçinde hiç su yok. Sadece yumurtayla. Makarna hamuru biraz açmasında güçlük çekebilirsiniz. Fakat gerçek hamur bu. Su girmez içerisine. Şu güzelliğe bir bakın. Şimdi ben bu kestiğim hamurun bu kısmını birleştiriyorum bu şekilde. Birleştirdikten sonra bu şekilde bunu alta alıyorum ve önce merdane sonra aklavayla nasıl kolayınıza gelirse o şekilde açın. Dolaptan çıktığı için biraz zorluk çıkarıyor ama 1-5 dakika sonra ılayınca açması kolay oluyor. İçten dışa şekilde hamurumuzu açtık. İkinci hamurumuzu da. Şu şekilde hazır. Şunu da bir gösteriyorum. Şu şekilde inceliği. Bakın ışık geçiriyor. Şöyle hamurumuzu kurumaya bırakıyoruz. Diğer hamurumuz da 10-15 dakika oldu kuruyalı. Şimdi bu yarı bu tarafa bakın kurumuş. Hemen ters çeviriyoruz hamurumuzu. Bir 5 dakikada kurusun. Kesim işlemine başlıyorum. Çekiyor musun? Bakın elim görünüyor. Evet bakın elim görünüyor. Çok ince değil ama sırf yumurtayla yapmış olduğum için şahane bir hamurumuz kurudu. Şimdi bunu şöyle ikiye kıvırıyorum. Daha sonra tekrar kıvırıyorum. Şu şekilde kesiyoruz. Kestiklerimizi de
hemen açmamız gerekiyor. Şu şekilde seriyoruz makarnalarımız. İyice kurusun. Bu erişte çekiminin birinci videosu. Çok da kuruyunca makarnamız şey oluyor. Onu çok özen gösterin lütfen. Kırılmalar olabiliyor. Bakın şu anda makarnamız hiç kırılmadı. Şu şekilde. Bu şekilde seriyoruz. Çamaşır serer gibi. Bunun başka bir versiyonu var. Onu da göstereceğim daha sonra. Hemen sermemiz gerekiyor. Çamaşır serer gibi. Bir de şu versiyonu var. Bunu şu şekilde dolayıp bırakabilirsiniz. Şu şekilde de kurutma işlemi olabiliyor. Bu şekilde de nasıl isterseniz. Benim bu türlü kurutma çok kolayıma gidiyor. Bu şekilde tüm makarnalarımı kesiyorum. Bir hamurumu bu şekilde kestim. Bu kadar çıktı. Bunlar da uç kısımları. Bu şekilde de yani sermek zorunda değilsiniz. Kalanların şu şekilde de kuruyor eriştelerimiz. Bu şekilde de kaynar suyu atabilirsiniz domates sosuna. Şimdi ben size iki türlü göstereceğim. Şimdi geldi sıra şu ikinci hamurumuzu kesmeye. Bak, o da kurudu. Fakat buradaki püf noktası, hamurunuzu çok fazla kurutmayın. Keserken kırılır. Lütfen buna çok özen gösterin. Şöyle üçe kapatıyoruz bunu. Kolay kesmek için. Hatta annem şöyle ortadan keser. Bakın şu güzelliği. Ben tekrar şeyi göstermedim size, inceliği onu göstereyim. Şu eriştenin inceliği bu şekilde. Bakın parmağımda görünüyor. Tekrar kapatıyorum. Çünkü hamurum çok kurumadığı için kapanıp açılabiliyor. Ama bir 15 dakika sonra bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Yarım santim. Bu birinci videom arkadaşlar. İkinci videomda eriştenin pişiriliş şeklini göstereceğim. Tabi eriştenin pişirilik şekli çok çeşitleri var. Ben birincisini çekeceğim ve sonrası devama gelecek. Çeşitli versiyonları. Yarın birinci erişte çekimim var. Bu erişte hamurunun yapımı. Tekrar size gösteriyorum. Bakın şu güzelliği. İçi saf protein deposu. Yumurta. Küçüklerini şöyle dolayın bakın. Aşağıya bırakıyoruz. Büyüklerini seriyoruz. Bu şekilde bütün hepsini seriyorum. Kurutuyorum. Bir tane sizin için örnek alıyorum şuradan. Bakın kuruyunca şekil bu kaldı. Bu şekilde kaldı. Bu güzel tarifimi, sağlıklı tarifimi çocuklarınıza kendiniz için katkı maddesi olmayan ev eriştemi hepinize öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim tuşuna basmayı unutmayınız. Bu birinci videom oluyor. Erişte yapımı. Bundan sonraki yarın çekecek olduğum erişte nasıl pişirilir videosu olacak. Bundan ikinci videomu da izlemenizi öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın.